Merhaba kıymetli veliler ve sevgili çocuklar. İsmim Fatma Tülay Hayran. Gören Eller, Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle bir rakamının Braille alfabesindeki karşılığını öğreneceğiz. Evet, bir rakamını öğreneceğiz biz bugün. Bir rakamını yazmayı, okumayı öğreneceğiz. Küp taş kasada yazacağız. Daha sonra tablette bir rakamını yazacağız. Ve daha sonra da daktiloda bir rakamını yazacağız. Evet, bir rakamına geçmeden önce çocuklar, burada masanın üzerinde renkli renkli taşlar var, çakıl taşları var. Seslerini duyuyorsunuz değil mi? Evet ve ben bu çakıl taşlarından ay ne kadar güzel bir tane elime alıyorum, bakıyorum, inceliyorum. Sarı sarı çok güzel. Evet elime bir tane çakıl taşı aldım, bir tane. Evet şu an elimde bir tane çakıl taşı var ve bu bir çakıl taşını masanın üzerine koyuyorum. Evet. Daha sonra çocuklar burada küp taşlar var. Evet burada da bayağı çok küp taş var. Ben bir tane küp taş alayım elime ve inceleyelim bakalım bu küp taşı. Elimizde çevirelim. Evet küp taş. Sizlerin de var mı küp taşları çocuklar? Üzerinde noktalar var. Minik minik küpler ve üzerinde noktalar var. Küp taş. Evet. Şu an elimde bir tane küp taş var. Hadi bakalım siz de birer tane küp taş alın elinize. Herkes bir tane küp taş alsın. Bir, evet. Bir rakamının karşılığını şimdi küp taş kasamızda yazacağız sevgili çocuklar. Evet, öncelikle ben şuraya bir oturayım bakalım çocuklar. Peki, bir rakamı sevgili çocuklar küp taş kasada tek noktayı bulacağız önce. Üzerinde birçok noktalar var. Bir bölümde 4 tane nokta var, bir bölümde 3 tane var, bir bölümde 2 tane var. Bu şekilde bir yerde de 1 tane nokta var. Biz o tek nokta olanı bulacağız. Ve tek noktayı bulduktan sonra elimizde çevireceğiz. Nokta yukarıya gelecek şekilde, sol üst köşeye gelecek şekilde küp taş kasamıza takacağız. Evet, sol üst köşeye gelecek şekilde küp taş kasamıza taktık. Evet, bir çocuklar. Bir yazdık. Şimdi bir tane daha elime ben yine bir tane daha küp taş alıyorum. Elimde çeviriyorum bu küp taşı. Tek noktayı bulacağım. Bakalım nerede acaba tek nokta saklanmış onu arıyorum. Evet buldum. Bir noktayı buldum. Şimdi elimde o bir noktayı çevireceğim. Çevirdim ve sol üst köşeye geldi. Evet sol üst köşeye geldi. Şimdi daha önce yazdığım bir rakamının yanına bir boşluk bırakacağım. Bir kutucuk boşluk bıraktım. Boşluktan sonra tekrar bir rakamını yazdım. Evet çok güzel. Sizler de yazıyor musunuz çocuklar? Hadi bakalım sizler de küp taşlarınızı alın ve bir rakamını bulmaya çalışalım birlikte. Evet ben tekrar elime bir küp taş aldım. Elimde çeviriyorum noktalar var. Her yüzeyinde farklı noktalar var ve ben önce tek noktayı bulmaya çalışıyorum. Evet aradım ve tek noktayı buldum. Tek noktayı şimdi küp taşı elimde çeviriyorum. Tek nokta sol üst köşeye geldi. O zaman takabilirim. Bir rakamını buldum demektir. Daha önce yazmış olduğum bir rakamını buluyorum. Sol elimin işaret parmağıyla. Bir kutucuk boşluk bırakıyorum ve onun yanına bulmuş olduğum bir rakamını yazıyorum. Evet. Sevgili veliler, küp taş kasada satır sonuna kadar bu şekilde bir rakamını öğrencimize yazdırabilirsiniz. Evet, ben şimdi bir tane daha çocuklar küp taş aldım. Elimde çevirdim. Tek noktayı buldum ve küp taşı tekrar elimde çevirerek tek noktayı sol üst köşeye getirdim. Sol elimin işaret parmağıyla en son yazmış olduğum bir rakamını buldum. Bir kutucuk boşluk bıraktım ve boşluğun hemen yanına bir rakamını yazdım. Evet, küp taş kasada biz şu anda bir rakamını yazmayı öğrendik. Şimdi çocuklar, bir rakamını
Aslında çivili kasada rakam yazmıyoruz biz. Ama nasıl yazıldığını göstermek için, daha çok velilerimize nasıl yazıldığını göstermek için, tablette nasıl yazıldığını gösterebilmek için önce çivili kasada size anlatmaya çalışacağım. Evet. Küptaş kasa bir matematik materyali olduğu için herhangi bir sembol kullanmamıza, rakam yazarken herhangi bir sembol kullanmamıza gerek yok. Ama tablet aynı zamanda bir yazı aracımız bizim. Daktilo da aynı zamanda bir yazı aracımız. Yazı kasası da bir yazı aracımız olduğu için harflerle rakamları karıştırmamak için rakam işareti kullanmamız gerekiyor. Rakam işareti kullanmazsak yazdığımız semboller harf olur. O yüzden rakam işareti kullanmamız gerekiyor. Ve rakam işaretinin noktalarını söylüyorum. 3, 4, 5, 6. Evet, yazı kasamızda birinci nokta hangisiydi? Buradan buluyorum. Evet, rakam işaretinin nokta numaraları kaçtı? 3, 4, 5, 6 değil mi? 3'e takıyorum. Evet, 4'e takıyorum, 5'e takıyorum ve 6'ya takıyorum. Evet, rakam işareti yaptım ve şu an 1 yazacağım. Evet, sol üst köşede. Evet, bu şekilde 1 yazıyoruz. Şimdi hadi bir tane daha yazalım ve ondan sonra tablette bir rakamını yazmaya geçelim. Evet, rakam işaretimizin nokta numaraları kaçtı? 3, 4, 5, 6. 3'e taktım. 4'e takıyorum çivimizi. 5'e takıyorum ve 6'ya taktım. Rakam işaretimizi oluşturdum. Şimdi rakamı yazabilirim artık. Evet. Hemen yanındaki bölüme geçiyorum ve 1 yazıyorum. Evet, bu şekilde 1 yazdık. Şimdi sevgili çocuklar, tabletimizi alalım elimize. Evet, tabletimizi aldık. Şuradan. Tabletimize kağıt takalım. Evet, okuma yazma dersimizde harf öğrenirken tablete nasıl kağıt takacağımızı öğrenmiştik, değil mi? Evet, kağıdımızı taktık. Ne yapıyoruz? Köşelerden bastırıp sıkıştırıyoruz kağıdımızı kaymasın diye. Tamam. Şimdi kalemimizi de elimize aldık. Evet, tablette rakam yazacağız. Yine dediğim gibi rakam işareti kullanmamız gerekiyor. Yoksa kullanmazsak eğer harflerle karıştırabiliriz rakamları. Evet, 3, 4, 5, 6 ve birinci noktaya basıyorum. 1 oluyor. Evet, sadece birinci nokta. Evet, bir kutucuk boşluk bıraktım. 3, 4, 5, 6'ya bastım. Rakam işareti yaptım. Tekrar 1 yazıyorum. Evet, sağ üst köşe birinci nokta 1 rakam oluyor. Bir kutucuk boşluk bıraktım. Tekrar 3, 4, 5, 6 rakam işareti yaptım ve 1 yazdım. Evet, bu şekilde 1 rakamının yazılışı böyle. Şimdi gelelim daktiloda bir rakamını öğrenmeye. Evet. Kağıdımızı buradan çıkarıyorum. Ve bu kağıdı daktiloya takacağım. Evet, kağıtlarımızı da dikkatli bir şekilde kullanıyoruz, değil mi çocuklar? Evet, mandalı yukarı kaldırdım. Kağıdımızı arasına sıkıştırıyorum. Tekrar mandalı kapatıyorum ve kolu kendime doğru çeviriyorum. Evet. Daktiloda da gösteriyorum. Önce nokta numaralarını hatırlayalım. Sol elimizin işaret parmağı
birinci noktadaydı. Sol elimizin orta parmağı ikinci noktada, sol elimizin yüzük parmağı üçüncü noktada, sağ elimizin birinci parmağı dördüncü noktada, yani işaret parmağı dördüncü noktada, sağ elimizin orta parmağı beşinci noktada, sağ elimizin yüzük parmağı da altıncı noktada. Önce rakam yazmak için ne yapıyorduk? Küp taş kasa dışında ki diğer materyallerde rakam yazarken rakam işareti kullanıyorduk. Rakam işaretimiz neydi? 3, 4, 5, 6. Evet, birlikte basıyorum aynı anda 3, 4, 5, 6'ya ve 1 yazıyorum. Bakalım. Evet. Tekrar yazalım. 3, 4, 5, 6'ya basıyorum. 1 yazıyorum. Bu dersimizde bir rakamını küp taş kasada yazmayı öğrendik. Yazı kasasında ben size bir rakamının nasıl yazıldığını gösterdim. Daha sonra tablette, Braille tablette bir rakamını yazdık. Ve daha sonra da Braille daktiloda bir rakamını yazdık. O zaman şimdi iki rakamına bence geçmeye hazırız. Biri öğrendik çünkü. Evet, hazır mıyız iki rakamına geçmeye? Peki o zaman şimdi küp taş kasamızı alacağım ve iki rakamına geçeceğiz. Evet. Küp taş kasamızı aldım. Evet, daha önce yazdığımız bir rakamlarını çıkarıyorum. Çocuklar, iki rakamını yazmak için önce sayalım bakalım. Elimize iki tane küp taş alalım. Ben sayıyorum. 1, 2. Evet, küp taşların sesini duydunuz değil mi çocuklar? Tekrar iki tane daha küp taş alacağım. 1, 2. Evet, şu an elimde iki tane küp taş var. 2. Şimdi biz bu iki küp taşı nasıl ifade edeceğimizi, küp taş kasada nasıl ifade edeceğimizi, ikinin sembolünü öğreneceğiz. Evet, küp taşımızda biraz önce gördüğümüz gibi noktalar var. Biz önce iki nokta olan bölümü bulacağız. Evet, iki nokta olan bölümü bulduk. Şimdi iki noktanın sol tarafta ve alt alta olması gerekiyor. Sol tarafta ve alt alta olması gerekiyor. Evet, bu şekilde. Evet, küp taşımızın sol tarafında olacak ve alt alta olacak. Evet, iki noktayı bulduk. Küp taşımızın sol tarafını, küp taşımızı çevirerek iki noktayı küp taşımızın sol tarafına getirdik ve küp taş kasaya takıyoruz. Evet, iki. İki rakamı yazdım çocuklar. Sizler de küp taşınızda küp taşınızı elinizle çevirerek, parmaklarınızın arasında çevirerek önce iki noktayı bulacaksınız. Evet, iki noktayı bir bulun bakalım önce. Evet, iki noktayı bulduk. Ben çocuklar buldum iki nokta, bakıyorum sağ tarafta kaldı, sol tarafta boşluk var. Bunu taksam bu yanlış olur galiba. Bunu çeviriyorum, çeviriyorum elimde. Evet, şu an iki nokta sol tarafa geldi ve evet, iki rakamını buldum ve takmak için hazırım. Sol elimle daha önceki takmış olduğum iki rakamını buldum. Bir kutucuk boşluk bıraktım ve yanına iki rakamını yazdım. Evet, çok güzel. Sizler de yazdınız bence, o yüzden çok güzel diyorum çocuklar. Evet, tekrar elime küp taş aldım. Küp taşı elimde çeviriyorum. Bak, burada dört tane nokta var, bu değil. Çevireyim bakalım. 1, 2, 3. Burada 3 tane nokta var. Bu da değil. Bakıyorum. Burada 2 tane nokta var. Evet, ama bu farklı. Bu çapraz duruyor. Bu değil. Evet. Bir tane daha 2 nokta olan bölüm var. Onu buldum. Elimde çeviriyorum. O 2 nokta sol tarafa gelecek şekilde çevirdim ve buldum. Evet, şimdi sol elimle en son yazmış olduğum iki rakamını buluyorum. Bir kutucuk boşluk bırakıyorum ve takıyorum. Evet.
Umarım sizler de küp taşlarda iki rakamını bulmaya çalışıyorsunuzdur çocuklar. Tekrar bir tane daha küp taş aldım. Elimde çeviriyorum, baktım. Evet, iki nokta var ama bunlar çapraz, bu değil. O zaman tekrar çeviriyorum. Başka iki nokta olan yer daha vardı. Nerede? Buldum ama bu iki nokta yukarıda kaldı. Hayır. Nasıl olacaktı? Sol tarafta ve alt alta olacaktı, değil mi? Bakın şu şekilde yukarıda kaldı. Çeviriyorum. Sol tarafta olacaktı. Evet, buldum. Çok güzel. Hemen buldum. Evet, şimdi sol elimin işaret parmağıyla en son yazmış olduğum iki rakamını buldum. Bir kutucuk boşluk bıraktım ve boşluğun hemen yanına iki rakamını yazdım. Evet sevgili çocuklar, küp taş kasada biz iki rakamını yazmayı öğrendik. O zaman şimdi tablette yazmayı öğrenelim. Hemen küp taş kasamı bırakıyorum. Buraya tabletimizi alıyorum. Evet, biraz önce yazı kasasında ben bir rakamını yazmayı göstermiştim ama çocuklar, rakam işareti kullanıldığını anlatabilmek için yazı kasasını gösterdim. Normalde biz yazı kasasında kesinlikle rakam yazmıyoruz. Evet, şimdi tabletimize kağıt takalım. Kağıdımızı aldık. Tableti açıyorum. Açtım. Kağıdı tabletin arasına yerleştirdim. Köşelerden bastırdım. Evet, sesi de duydunuz. Şimdi, evet, tablette rakam yazarken ne yapıyorduk? Rakam işareti kullanıyorduk. Evet, tablet ve daktiloda rakam yazarken rakam işareti kullanıyoruz. Rakam işaretinin nokta numaraları kaçtı, hatırlıyor musunuz? Bir düşünün bakalım, kaçtı? Evet, sanki duyuyorum. 3, 4, 5, 6 değil mi? Evet. 3, 4, 5, 6'ya basıyorum ve rakamı yazacağım şimdi. 1 ve 2'ye bastığımda 2 rakamı yazmış oldum. Evet, yani 1, 2. Evet, bir kutucuk boşluk bıraktım. Tekrar rakam işareti yapıyorum. Her bir rakamda mutlaka rakam işareti kullanıyoruz. 3, 4, 5, 6. Tekrar 1 ve 2'ye basıyorum. Evet. Tekrar 2 yazacağım. Önce rakam işareti 3, 4, 5, 6. Yanındaki kutucuya geçtim boşluk bırakmadan. Rakam işaretinden sonra boşluk bırakmıyoruz. Hemen yandaki kutucuya geçtim. 1 ve 2'ye bastım. Evet, 2 yazdık. Bir kutucuk boşluk bırakıyorum çünkü artık başka bir rakama geçiyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen yanındaki kutucuya geçtim. 1 ve 2'ye bastım. Yani 2 rakamını yazmış oldum. Hadi bir kez daha yazalım. Son bir kez daha yazalım. 3, 4, 5, 6. Hemen yanındaki kutucuğa 2 yazdım. Evet. Evet, tablette de 2 rakamını bu şekilde yazıyoruz. Şimdi daktilo üzerinde 2 rakamını yazmaya çalışalım. Evet, daktilomuzu alıyorum. Evet. Şimdi diğer satıra geçtik. Evet, burada da yine rakam işareti. Aynı şekilde 3, 4, 5, 6'ya basıyorum. Dediğim gibi bütün noktaları birlikte basıyorum. Daktilo da bu şekilde. Rakam işareti yaptım. 1 ve 2'ye bastım. Evet, boşluk bırakıyorum. Rakam işareti hemen yanına 2, boşluk bıraktım. Rakam işareti 2, 2 dediğimde 1 ve 2. noktalar. Yani sol elimin işaret parmağı ve sol elimin orta parmağı birlikte basıyor. Evet. Tekrar 2 yazıyorum. Evet, boşluk bıraktım. 2 yazdım. Boşluk bıraktım. Tekrar rakam işareti 2, boşluk. Bakalım, hadi satırı bitirelim. Zil sesini duyana kadar devam edelim çocuklar. Rakam işareti 2, boşluk. Rakam işareti 2, boşluk. Rakam işareti 2. Evet. Bu daktilo yazarken zil sesini duyduğumuzda bunun anlamı da şu: satırın sonuna geldik demektir. Yani devam edersek artık kağıt bitti, yeni satıra geçmemiz gerektiğini söylüyor bize. Kağıdın bitmiş olduğunu söylüyor. Evet, ne yapıyoruz o zaman? Ve
satır atlattık, yeni satıra geçtik. Evet, daktilo üzerinde de iki rakamını yazmayı öğrendik. Evet sevgili çocuklar, bugün birlikte bir rakamını ve iki rakamını yazmayı öğrendik. Ne yaptık? Önce küp taşlar üzerinde bir rakamını bulduk. Noktalar üzerinden bir rakamını seçtik. Daha sonra bulduğumuz rakamı küp taş kasada yazdık. Daha sonra tablette bir rakamı yazdık. Şunu öğrendik, tablette rakam yazarken, tablet ve daktiloda rakam yazarken rakam işareti kullanmamız gerektiğini öğrendik. Rakam işaretinin noktalarının 3, 4, 5, 6 olduğunu öğrendik. Daha sonra daktiloda bir rakamını yazdık. Sonra iki rakamına geçtik. Küp taş kasada iki rakamını yazdık. Tablette iki rakamını yazdık. Ve daktiloda iki rakamını yazdık. Evet, dersimiz bittikten sonra sizler de evinizde 1 ve 2 rakamlarını tekrar ederseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.